Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Kısa bir Aselsan değerlendirmesinde bulunalım. Aselsan hisse senedi, geçtiğimiz günlerden beri düşüş trendinde olan bir kanal içerisinde diyelim, bir düşüş serisi yakalamış durumdaydı. Geçtiğimiz gün artık son nokta olarak verdiği tepki yerini belirtmek için ortalamalara baktığımızda EMA 144 seviyesinde güçlü bir destek bularak buradan yukarı yönlü bir hareket başlattı. Bu hareketin bugün oldukça güçlendiğine şahit olduk. Endeksin pozitif etkileriyle beraber Aselsan hissesi de buna katılmaya karar vermiş bir görüntü sergiledi bugün. Özellikle dün EMA 5 seviyesini bir test etmiş, altında kapanış gerçekleştirmiş. Daha sonrasında bugün öncelikle EMA 5 ve 10 günlük ortalamanın üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesiyle birlikte hemen üstünde bulunan 18 ve 18.02'de EMA 21 ve 55 seviyelerini kendisine hedef belirlemiş durumda. Bu noktada özellikle EMA 20-55 kesişmesinin de önüne geçmek için herhalde böyle bir tepkisel hareket gelmiş olabilir. Bunu yaparken de tabii eğer yarın bu hareket yukarı yönlü devam etmeye çalışırsa bir dük olma eğilimi içerisine girer. Burada düşen hattı test edip kırıp kıramayacağını yarın karar verecek bir konuma gelmiş durumda ise. Yine burada hemen indikatörlerimize de baktığımızda RSI'nin yukarı yönlü kendi ortalamasını kestiğini ve 48'lere geldiğini, 50 hattını zorlamaya çalıştığını görüyoruz. Aynı şekilde wave trendin de 30'lu seviyelere kadar geri çekilmişken buradan bir trend dönüş sinyali üretti. Bu da hisse için pozitif değerlendirilebilecek bir kıstas bizim için. Aynı şekilde wave trendinde gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı keskin dönüşü bir yataya doğru eğilim ve bir al sinyali üretme durumu söz konusu. Şimdi bu noktaya baktığımızda tekrar arkadaşlar hemen ben Hull sistemle de günlükte neler olmuş onu da görmek istiyorum. Evet, Hull sistemde gördüğünüz gibi güçlü bir Hull 14 üzerinde kapanış gerçekleşmiş durumda. Yukarıda karşımızda 18, 20 ve 28 seviyelerinde Hull 100 var. Bu noktada Hull 100'ün üzerindeki bir günlük kapanış bizim için artık çok önemli. Zira bu noktada artık Hull 18, 28 yani Hull 100 seviyesi hem trend destek amaçlı, yani bunun üzerine atan hisse oldukça güçlü hareketler yapmaya çalışıyor. Geçmişe doğru şöyle baktığımızda bakın mesela güçlü bir mumla Hull 100'ün üstüne atabilen hisse yukarı yönlü 18'li fiyatlardan geldiği noktalar 19-35'ler. Yani %7-8'lik bir hareketler yapabiliyor. Bu noktada o yüzden Hull 50 ve 100 üzerine atması oldukça önemli olarak görüyorum. Tabii yine her zaman bahsetmiş olduğumuz pivot değerlerini de baz aldığımızda 18-21 R1 direnci karşımıza çıkıyor. Bunun kırılımıyla birlikte boşluklu bir alan söz konusu ve 19-12'ye kadar bir yukarı yönlü trend söz konusu olabilir diye gösteriyor bize pivot sistem. Bakalım önümüzdeki seansta yarın neler olacak? Hep birlikte biz de görerek öğreneceğiz diyelim. Hemen yine bugün herkesin beklentisini pek karşılayamayan Türk Hava Yolları hissesine bir bakalım. Onda son durum nasıl? Onda da gördüğünüz gibi arkadaşlar daha önce belirtmiş olduğumuz bir kutu içerisinde bir hareket söz konusu. 12-12-33 arasında bir sıkışma söz konusu. Bu kutunun içinde hareket ediyor. Eğer bu yukarı yönlü hareketler yani bu kutunun dışına taşarsa 12-33 üstünde kapanış gerçekleştirebilirse günlükte yukarıda 13'lü hedeflere doğru gitmek isteyecektir. Özellikle haftalık pivot noktası 12-26'yı geçmemek için ısrar ettiğini görüyorum net bir şekilde hissenin. Özellikle baskılıyorlar sanırsam. Fakat fiyatlar aşağıya doğru geldikçe de alımlar kuvvetleniyor. Zira mesela dünkü
negatif kapanış etkisiyle bile bir sürü insan mal aldı Türk Hava Yolları'nda. Çünkü beklentisi olan bir hisse, pandemi döneminin sonuyla birlikte yukarı yönlü sert hareketlerin olacağını düşünüyor insanlar. Tabii bunu zaman gösterecek. Şu an için eğer direnç destek anlamında baktığımızda biz karşımıza ilk öncelikle 12.26 direncini, daha sonra buradaki 12.33 direncini görüyoruz. Bunun üzerine atmasıyla birlikte Hull 50, 12.75'te haftalık R1'imiz var, 12.93'te ve önemli direnç noktamız 13.31'de Hull 100 var. Muhtemelen buraya kadar bir gidip Hull 100'ü test eder ve buradan aşağı tekrar dönüş yapabilir veya Hull 50'den dönebilir. Bunu biraz da piyasa şartları belirler. Ama bana göre artık teknik dip değerde diyebileceğimiz bir konuma gelmiş durumda. Zira RSI da artık 30'un üstüne, yani 30'lara inmeden geri dönüş sinyali üretti. Ve kendi ortalamasını yukarı kesmek üzere aynı şekilde ve trend de birbirine oldukça yaklaşmış durumda. Ve pozitif bir hareketle hemen bir trend dönüş işareti bize verebilir. Bu konuyu özellikle belirtiyorum ki hani daha şu anda bir al sinyali yok aslında. Burada bir sıkışma alanı var 12-12.33 arasında ve kapanışı da 12-15'ten yapan bir fiyatlama söz konusu. Bunları gözden kaçırmamak için anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi yine günlük periyotta ortalamalara da baktığımızda bugün 5 günlük ortalamayı kırmaya çalışan bir ama oldukça da zorlanan bir Türk Hava Yolları hissesi gördük. Oldukça yakın mesafede kapattı. 12-15 kapanışıyla birlikte son 3-4 günlük diyelim. Tabii son 4 günün en yükselenden kapatmış oldu. Yani baktığımızda bugünkü işlem günü Cuma kapanışından da yüksek gelmiş. Daha öncesi bir MA55 testi vardı 12-33'lerde. Burası artık direnç olarak karşımıza çıkıyor. Daha yukarıda MA5 ve 10 kesişimi eğer gerçekleşebilirse günlük periyotlarda yukarı yönlü hareketlerin sertleşebileceğini söyleyebiliriz Türk Hava Yolları'nda. Yukarı yönlü hareket de olmaz da eğer 12 altına sarkmalarda ise MA144 ve 233 şu anda üst üste binmiş durumda. 11.84, 11.85 değerlerinin karşılayıcı değer olabileceğini söyleyebiliriz. Yine kutu içerisinde MA89 değerimiz var. O da 12.05 olarak hisseyi bu bölgede tutmaya çalışan bir destek konumunda, yatayda hisseyi bu bölgede tutmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi destek direnç noktaları bu şekilde bahsedilebilir Türk Hava Yolları'nda. Endekse bakmadık. Endekse bir bakalım. Endeks bugün 1534 önemli seviye demiştim. Buranın üzerinde kapanış yapabilirse güzel olur diye bahsetmiştik. Bu noktada baktığımızda ben günlükte 5 günlüğün 21 günlüğü yukarı yönlü kestiğini görüyorum. Bu endeksin oldukça pozitif benim için değerlendirmesine sebep olur. Aynı şekilde RSI'nin 50 üzerinde, kendi ortalamasının üzerinde trend dönüş sinyali ürettiğini görüyoruz ve trendin günlük periyotta. Bunlar güçlü sinyaller arkadaşlar. Umarım fake hareketler olmadan bizi yukarılara taşıyacak. Genel manada güzel hareketler izleyebiliriz. Bu noktada geri çekilme, yani negatif olarak düşünecek olursak 1533'ün altında. Şu an için 1514, 1512, 1509 seviyeleri destek olarak durmakta. MA55 seviyemiz oldukça aşağıda kaldı 1435'lerde. Hisse fiyatının daha önce biliyorsunuz geçtiğimiz hafta burayı bir test etti. Ondan sonra buradan yukarı sert hareketlerle götürmeye çalışıyorlar. Şimdi şöyle bir şey de olabilir. Onu da gözden kaçırmamakta fayda var. Yani bir düşen onayı alır mı almaz mı bu şekilde bakmak da gerekebilir. Bunu da hani görmedik duymadık olmasın diye şu şekilde şunları kapatalım. Evet arkadaşlar, şöyle bir şu bölgeden bir destek çıkarttığımızda şu şekilde
bu şekilde atarsak arkadaşlar her şey yolunda gözüküyor. Kanal içerisine girmişiz durumu söz konusu. Tabii daha aşağıdan çektiğimizde neler oluyor onu bir bakalım. Yani bu şekilde de çekersek sanki yukarı yönlü düşen onayını almaya giden bir hareket söz konusu olabilir. Fakat bu rakam da bizi 1570'lere kadar götürebilir. Yani ikili tepe seviyelerine kadar bu noktada çıkabiliriz. Buna da dikkat etmek lazım. Bu bölgede bir önceki zirvesini alıp üstünde kapanış yapabilecek mi? Endeks yapamayacak mı? Bu çok önemli hal aldı. Dediğimiz gibi yakın noktada eğer şuradaki boşluktan alırsak bu bölgede farklı çizimler görüyorum. O yüzden her ikisini de değerlendirmek lazım. Yani şöyle de aldığınızda mesela şu an tam içeri girme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu bölgede bir gap boşluğu var. Bu gap boşluğunu kafaya takanlar var. Yani burada bunu gelip alacağını söyleyenler var. Yani şu an için tabii oraya oldukça uzun bir mesafe var. Biz yakınsama ile çalışıyoruz diyelim. Yani bizim için önemli olan bu bölgedeki hareketlerin ileri geri yakın tahminlerini yürütmek ve destek dirençlerini belirleyerek hareket etmek olacaktır. Şu an için Hull 14 seviyesi olan 1484 seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar yaptığı sürece endeks gayet makul bir şekilde yoluna devam etmekte. Önünde geçilmesi gereken 1564 ve 1576 Hull 100 ve Hull 50 seviyeleri var. Bu seviyeleri de aşarsa tekrar yeni bir trend oluşumuna girmeye çalışacaktır. Şu anki görüntü itibariyle güçlü bir şekilde 3 gündür yukarı yönlü hareketini büyüterek devam etmeye çalışan bir endeks görüyoruz. Eğer bu haftayı bu şekilde atlatıp özellikle Hull 50'nin üzerinde bir kapanış, haftalık kapanış gerçekleştirirse önümüzdeki günler için daha pozitif değerlendirme şansımız olabilir endeksi. Pivot değerleri anlamında da baktığımızda 1488 seviyesi haftalık pivot değeri. R1 seviyemiz olan 1545 seviyesini test etmeye çalışacak gibi bir görüntü sergiliyor. Burada gördüğünüz gibi karşısına artık direnç noktaları, seviyeleri sıralanmış konumda. Aynı şekilde aşağıya destekler de yan yana geliyor. Dirençler de yan yana geliyor. Yani şu bölgede hepsini açtığımızda arkadaşlar görüyorsunuz. EMA 5, 10, 21, Hull 14, işte haftalık pivot. Bu bölgede artık güçlü bir destek belgesi oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani 1480 ile 1514 aralığında geri dönüşlerde karşılayacak oldukça ortalama ve pivot değerlerimiz var. Bunların da endeksi bu bölgede tutmaya çalışacağını düşünüyorum ben. Sonuçta geri çekilmelerde güç alabileceği birçok ortalamaya sahip. Önünde ise yukarı yönlü hareket edebileceği geniş bir alan söz konusu. Şu an için 1545 ve 1564 ve 1576 seviyelerini tekrar hatırlatarak videoyu sonlandıralım. Umarım hepimiz için güzel, bereketli bir işlem günü olur yarın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.